Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Ben Nazife Cihsade. Bu akşam sizlerle birlikte V60, diğer adıyla Dripper, kahve demleyeceğiz. Suyun kaynamasını bekliyoruz. Birazdan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Suyumuz kaynadı. Suyumuzun hemen altını kapatıyoruz. Ve şimdi size Dripper'la ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. Dripper galiba 1900'lü yılların başında, 1908 olması gerekiyordu, Almanlar tarafından bulundu. Diğer bildiğiniz yöntemler gibi Chemex veya Sifon da Almanlar tarafından bulundu ve kuvvetle muhtemeldir ki galiba 3. neslin çıkış noktasını Almanlar yaptı diyebiliriz. Ne kadar kahve çok İtalyan vari dahi olsa kahveye değer katanlardan birisi de sanırım Almanya oldu. Suyumuzu kaynattık. Arkadaşımızdan yardım istiyoruz. Suyumuzu kaynattık. Yaklaşık 50 saniye kadar dinlendirdik. Şimdi çok kısa bir... Hemen göstereceğim size. Önce kağıdımızı ıslatıyoruz. Suyunun süzülmesini bekliyoruz. Böylelikle elimizde mevcutta bulunan materyali de ısıtmış oluyoruz. Dediğim gibi ben biraz sert kahve sevdiğim için ölçeği biraz fazla tutacağım. Bu arada kahvenizi öğütüyorken kesinlikle kağıt filtreye göre öğüttürmek istiyorum diye kahveyi alıyorken belirtiniz. Çünkü çok fazla ince öğütülmüş kahve dibinde tortu bırakacaktır, süzülmesini önleyecektir. Fakat kağıt ölçüsünde aldığınızı belirtirseniz bu size de yardımcı olacaktır. Ben 2 kişilik 2 kaşık şeklinde düşündüm. Size geçen sefer de bahsetmiştim. Biraz kamerayı yaklaştıralım. Üstten alırsak daha sağlıklı bir sonuç elde edebiliriz. Oval hareketlerle yavaş yavaş önce bir kahvemizi iyice ıslatıyoruz. Bir 30 saniye kadar bekleyeceğiz. İçerisindeki kahve süzülsün. Gördüğünüz gibi hava kabarcıkları da çıkıyor. Bu kahvenin bir nebze de olsa iyice süzüldüğüne işaret. Şimdi tekrar oval oval hareketlerle kenardan, çok ortalara yanaşmadan, çok hızlı bir şekilde dökmeden kahvemizi aşağıya doğru alıyoruz. Süzülme işlemi bitmeden şöyle çok yakından da göstereyim. Elde etmiş olduğumuz berraklığı, materyali biraz kaldıralım. Süzülme şeklini gösterelim. Yukarıdaki kahvemiz süzüldüğünde tamamen hazır olacak. Buradan kahvenin ne kadar iyi aroma saldığını, hava baloncuklarını, her şeyini görebilirsiniz. Tekrardan alalım lütfen. Biraz canlı yayın havasında sürdüğü için hatalarımız varsa affola. Dediğim gibi bu 3. nesil kahvenin galiba başlangıcını Almanlar yaptı. Almanlara buradan teşekkür ediyorum. Ve kendi fincanlarımızı da ısıttıktan sonra servise hazır hale gelecek. Bazen aksilikler de olabiliyor. Ben ideal ölçüye kavuştuğumuza inanıyorum. Şöyle aktarıyorum. Ben adaletli bir insanım, eşit dolduruyorum bu yüzden. Hocam birlikte bakalım mı tadına? Tabii ki.
kadar berrak bir kahve içiyoruz farkında mısınız? Elinize sağlık, cidden çok güzel. Gerçekten berrak, kaliteli ve çok güzel bir kahve yapmak için bu yapmış olduğumuz demleme yöntemlerinden birisi. Tabii ki de istediğiniz takdirde şeker, süt ilavesi de yapabilirsiniz ama kahvenin gerçek aromasını almak istiyorsanız unutmamanız gereken kurallardan birkaçını şimdi tekrar edeceğim. Suyu çok hızlı bir şekilde boşaltmayın. Çok kaynar su kullanmayın. Kullanmadan önce materyallerinizi bahaneyle de ısıtma maksatlı bir sıcak sudan geçirin. Kağıt kullanıyorsanız kağıdınızı bir önce ıslatın. Üzerindeki o makine fabrikasyonunun kağıt tozları gidebilsin. Yani gerçekten kahveye ne kadar değer verirseniz o kadar değerli bir ürün elde edersiniz. Gayet ben çok memnunum şu an içtiğim kahveden. Hem aroma yönünden hem tat yönünden. Ben kaliteli bir kahve içtiğimize inanıyorum. Umarım siz de kendiniz de evinizde kaliteli kahveler yaparsınız. Daha doğrusu bu kahveye olan sevginizi daha da arttırabilirsiniz. Ben inanıyorum yani. Benim yaptığımın aynısını sizler de yapabilirsiniz. Kafelerde çok profesyonelce hazırlanmış ürünleri kendi evinizde hazırlayabilirsiniz. Ve çok yakında evde latte nasıl yapılır, evde espresso nasıl elde edilir, latte art nasıl yapılır bunun üzerine de videolar çekeceğim. Yakında görüşmek üzere, hoşça kalın.